piyasa kötü durumda dediler. Ya vallahi şükür, şükür diyelim ama işte ağzımız şükre alışık, her zaman olduğu gibi. İşlerimiz maalesef durgun. Piyasa oldukça kötü durumda. Yani insanlarımızın alım gücü oldukça düşük seviyelerde şu anda. İşimizden yani sanatımızda elbette ki memnunuz ama işin bir duraklama dönemi var. Biz de o duraklama dönemini yaşıyoruz ne yazık ki. i̇nşallah ileriye dönük güzel bir şeyler olur. Ondan da faydalanmış oluruz. Evet. İşlerimiz bu sene birazcık durgun. Yani biraz daha ekonomik kriz diyelim, birazcık da vatandaşın alım gücü diyelim. Sektör olarak yaşadıkları sıkıntılara değindiler. Bizim sektör olarak en büyük sıkıntılarımız kredi kartı. Kredi kartına yaklaşık bundan bir 4 yıl önce yasaklama geldi. Bu yasaklamadan dolayı biz cep telefonlarına kredi kartına taksit yapamıyoruz. Evet. Yalnız biz bu taksiti yapamazken isim vermeyelim. Bazı X firmalar açık hesapla taksit yaparken 1500 liralık telefonu 2800 lira, 3000 lira fiyat verip iki katıyla müşteriye açık hesapla senetle kendilerine borçlandırıyor. Müşterim bundan büyük zarar ettiğini ancak o telefon arızalandığında bize tamire getirdiğinde gerçek fiyatını öğrendiğinde farkına varıyor. Burada asıl bize yaramadı. Bizim iş potansiyelimiz düştü ama asıl burada mağdur olan Bizim tüketicimiz oldu. Vallahi yetkililerden beklentimiz şuraların otopark sorunlarıdır. Birinci, ikinci sıralara kadar arabalarını koyuyorlar. Müşteri ben müşteriyim evet, geldim fotoğraf çekeceğim evet. park yeri yok ne olacak? Trafik da biliyorsunuz biz söylememize rağmen memurlar işlemini yapıyor adam bir fotoğrafını alacak buradan çekip gidecek bırak hemen cezasını yazıyor adam 15 liralık bir fotoğraf çektirecek, 200 liralık ceza ödüyor haliyle müşteri gelmiyor. Yani bu trafik sorununun çözülmesini sorunu istiyorsunuz. Bu kapının önündeki trafik sorunu birinci sıraya, ikinci sıraya park koymalarının şey hiç doğru değil yani. Esnaflara çok zararı var. Elektronikçiler, saatçiler ve fotoğrafçılar oda başkanı Seyfettin Kara, Elazığ'ın en büyük sorunu ruhsat ihlalidir dedi. Bizim Elazığ'ın en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bizim ruhsat ihlali diye bir sorunumuz var. Nedir bu ruhsat ihlali? Diyelim ki adam fotoğrafçılık yapıyor, saat de satıyor. E, sağçılık yapıyor, fotoğraf size satıyor. Efendim kırtasiyeci e, çiçekçilik yapıyor. Yani buna benzer e, herkesin ruhsatında e, aşma ruhsatında ruhsat diye bir şey var. E, ruhsatında yazıyordur yani bu esnaf bu iş yeri ne? Bu üzerine. E, bunun haricinde adamlar başka işler yapıyorlar. Biz diyoruz ki yapmasınlar. E, bunu da biz belediye başkanımızdan ilk seçildiği zaman da bunu bu konuyu görüşmüştük. En son bir toplantıda yine söyledim bundan 2-3 ay önce. Tamam dedi başkan hallediyoruz. Her neyse seçimler geldi. Sayın başkanımız yaptığı hizmetlerden kendisine teşekkür ederiz. Gidiyor. Yerine gelecek insanla konuşacağız. Bu bütün esnafların, bütün sanatkarların müzdalip olduğu bir konu. Yani. Ee, bu sorun eee işte atıyorum fırıncı da var, kasap da var, bütün esnaf gruplarında hepsinde bu sorunlar var. E bu sorunları da e çözemeyeceğimize göre biz başkanımıza böyle bir öneride bulunduk. Başkanımız da sağ olsun o zaman bize söz verdi ama söz orada kaldı. İnşallah yenisi gelenden artık bunları çözeceğiz. Çünkü ruhsat ilanı eğer denetlenme olmazsa esnaflarımızın işi iyi değil. Şikayetler her zaman için vuku bulacaktır.